sevgili dostlar. Şu an harikalar diyarı olan güzel evleri ünlü Safranbolu'ndayız. Arkamda yazlarda görmüş olduğunuz gibi. Evleriyle ünlü ve safranıyla ünlü, lokumuyla ünlü güzel Safranbolu'ndayız. Bu evleri çok merak etmişizdir. Bir nevi bunun için gelme gereği duyduk. Görmüş olduğunuz gibi tarih harikası. Hemen burası meydan. Meydanda eski tarihi Cinci hamamı var. İleride çarşısı var. Eski tarihi. Buralar hep bu şekilde konak tarzında evler. Evet. Burada da eski tarihi camisi. Her tarafta lokumcuları, safrancıları görebilirsiniz. Evet. Şu karakol görünce şu an hatırladım. Bu karakolu bir filmin sahnesini hatırlayabilirsiniz. Hüsnü Başkomiser buraya atanmıştı. Arka sokaklarda Hüsnü Başkomiser. Hatta bu karakola atanmıştı. Hatta buradan araçla gelirken burada başka buranın yerlisi biriyle karşılaşmışlardı. Sonra içeri şikayet etmişti falan. Bu karakola atandığını hatırlıyorsunuz. O karakol bu karakoldu. Arka sokaklarda Hüsnü Başkomiser'in atandığı karakol. Görmüş olduğunuz gibi sokakları tarih kokuyor. Ağaçlardan güzel dekor yapmışlar. Renkli renkli boyayıp isimler yazmışlar. Çok şık görünüyor. Ne? Arabalar burada 10 lira var. Kaç aldınız siz? Arabalar. Hep de diyelik süre. Ha? Buraya girdik sen. Burası da kervansarayı. Cincihan kervansarayıymış. Girelim bakalım, gelin. Aa, ne güzel bir yer. Şey gibi. İstanbul'da da var buna benzer bir yer. Kuyumcuların bulunduğu bir yer. Kahve müzesi de varmış bak. Burada. Burada kahve müzesi de varmış. Burası. Tamam, kahve müzesine de çıkalım. Bunlar şu tekerler nedir abi, bil bakalım. Hiç bilmiyorum. Bunlar at arabalarının tekerleri, kağnıların tekerleri. Ne? Şu nedir? Gel bakalım, çok önemli bir soru. Bu nedir?
nereden bileyim? Öküzleri koşarlar, boyunduruk. Bunları öküzleri bir sağa bir sola bağlar iki tane. Ona sapan çekerler. Yani tarlayı sürerler. Hadi bakalım yukarı çıkalım. Çuvallara yazıya yazmışlar. Ne diyor? Babam kahve içmez mi? Yüreceği pişmez mi? İstanbul'daki kuzusu hiç aklına düşmez mi? Saçlarım ıslanınca rüzgar ile kurutmam. Kahvem pek güzelmiş. Tattırırım unutmam. Çok güzel dua yazıları. Burası da kahve müzesiymiş. Her seviyede besmele açır dükkanımız. Hazreti Şeyh Şazeli'dir pirimiz, üstadımız. Bu kahve öyle bir kahvedir ki her usulü bir sayfa. İçinde sakin olanlar çekmesin asla cefa. Bir gelen bir daha gelsin demesinler bir defa. Sahibine kıl şefaat ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlahi senden saadetim şeref kudur dükkanı. Netafetle Azize'yle gelen ahbab-ı ihvanı. Benim iki cihan içre muradım, o cüdadandır. Ümidim Ruzi Mahşer'de Muhammed Mustafa'dır. Gelin bakalım.
Oraya da çek. Gel buraya gel. İstemiyorum gel. Bir tane güzel çekeyim dedim. Selamünaleyküm sevgili dostlar. Şu an Safranbolu Hıdırlı Tepesi'ndeyiz. Safranbolu şu an ayaklarımızın altında. Bu arada öğlen ezanı okunuyor. والصلاة القائمة آت محمد بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبأس مقام محمود الوزير عده إنك لا تلفي المئات آمين. Evet. Şükürler olsun. Safranbolu'nun öğlen ezanı duymakta nasip oldu. Böyle güzel bir seyir tepesinden, Hıdırlı tepesinden. Burada bir de kabir var. Kimin? Yine kıpırdadım baba. Şeyhül Etiba Doktor Ali Yaver Ataman 1865-1955. Kafkaslı Mücahit Şeyh Şamil'in kız kardeşinin oğludur. Burada doğmuş büyümüş galiba. Askeri tıbbiyede mezun olduktan sonra Osmanlı Sarayı'nda askeri hekimlik baba yapmış. Allah rahmet eylesin. Ama burayı burada da Osmanlı Bey Orhan Gazi döneminde yaşamış olan Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın kumandanlarından olan Hızır Bey'in makamı bulunmaktadır. Allah rahmet eylesin. Bu Hıdırlı Tepesi'nde bir tane daha türbe var. Hasan Paşa Türbesi. Türbenin üzerinde bir Arapça kitabı bulunmakta. Burada Küllü men aleyna hanu yatka vechu rabbike zül celali vel ikram. Manası her şey fanidir ancak celal ve ikram sahibi olan Allah baki ve mübarektir yazmakta. Kendisi Koca Ragıp Paşa merhumunun oğluymuş. Rabbim rahmet eylesin. Evet, yine buradan Safranbolu'nun arka tarafı, Safranbolu evleri ihtişamıyla duruyor. Maşallah, çok güzel bir görüntü var buradan. Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün Safranbolu Tokatlı Kanyonu'ndayız. Tokatlı Kanyonu Kristal Cam Terası'nın önündeyiz. Burası dev bir uçurumun en üzerinde kristal bir cam var. Aşağıyı görebiliyorsunuz. Yani resmenin bayağı bir korkunç bir şeye benziyor. Şimdi canlı canlı göreceğiz. Bu arada giriş çocuklar için ücretsiz, büyükler için 6 TL. Ve hemen şu az ilerisinde de neydi o, macera sapanı var. Bu insanı fırlatan bir sapan türü bir şey var. Yanında ters ev var. Evet, girelim bakalım. Girin bakalım. Abim girin. Aşağıda bilet gösterdiğinde gir. Atabiliyoruz biletleri. Bu arada giriş çocuklar için de ücretliymiş. Ben ücretsiz zannettim ama
Çocuklar için ücretliymiş. Oh. Çocuklar için ücretli. Sadece 1-2 yaşında çocuklar için ücret yok. Of. Resmen uçurum. Karşıdan karşıya şey de var. Teleferik gibi bir sistem de var galiba. Değiş bu macera arayanlar için. Ne oldu kız? Kanyon kafe. Aa, derenin içinde şey var, kafe var, baksana. Allah, oraya giriş nasıl acaba? Oraya nereden gidiyor ki? Baba ya. He? Taktiklerine göre çok yüksek. Korktuklarına göre çok yüksek. İnsanlar korktuklarına... Bak. Baksana. Aslında bir ya. Heyecanlı mısın? Heyecan. Hadi sen. Vay. Bırak gelsin. Allah Allah, çok yüksek. Ay, inanmıyorum. Çok iyi. Ela gitme yavrum. Dur, oradan çok yüksek gerçekten. Çok yüksek bir yer. Ay, buradan düşersek çok kötü olur. Aşağıya bakma. Aşağıya bakma. Aşağı bakmadan eve indi. Ya yüksek burası ya. Ya kızım dur. Bismillahirrahmanirrahim. Yere bakma. Böyle. Yere bakmadan. Evet. Ay. Sen bir can düşecek sanırım. Süper, süper, süper. Orası da. Oo. Çok güzel. Aşağıya bakalım. Çok iyi. Mağara mıydı? Mağara da mı giriyordu? Çok güzel bir yer çektik. Baksanıza. Ne kadar yüksek ya. Hadi gel. İlahi yürü sen de Allah'ın ortasına kızım. Hadi bakayım. Şimdi ben çekiyorum. Çok yüksek. Maşallah maşallah. Abi ben çekeyim. Baksanıza. Aşağıda çekeyim. Ali dur. Baksanıza. Ay, var ya çok korkuyorum. Abla. Oynuyor şu an. Çok kötü. Baksanıza. Dediğiniz gibi. Evet. Çektim ben biraz. Bayağı bir korkunç aşağısı. Abi Şahit gel gidelim. Sen lütfen. Abi Şahit bırak gel. Hadi gel lütfen gidiyoruz gel. Of. Baba gelir misin? Anaman aman aman aman. Aşağıya bak. İnsan uzaktan bakar mı? Kırsıyor. Şurası devasa uçurum. 200 metre var mı? 200'den fazla diyorum. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Safranbolu'nun eski tarihi evlerinin çıplak hali. Yani iç hali hiç boyanmamış. Orijinal hali bu şekilde. Aralara ağaçtan kayıtlar atmışlar. Dikmeler atmışlar. Sonra boşlukları da çamurlarla, taşlarla doldurmuşlar. Normalde sonrasında boya yapılıyor ama bunlar yapılmış ya da dökülmüş sıralar zamanla. Ama orijinal hali bu aslında. Boyasız iç hali. Hemen yanında zaten bakın bitmiş hali var. Bunlar tabii ki bizim beton binalarımızdan daha sağlam, daha da sağlıklı. Görmüş olduğunuz gibi. Burası ki baba dedi, kıyamam.
kaçma. Görmüş olduğunuz gibi eski hali bile İstanbul'un o en güzel ellerinden daha güzel duruyor. Şu an Safranbolu yürüye yürüye Safranbolu'nun karşı tarafına geçtik. Diğer cephesine geçtik yani. Hıdırlı Tepesi karşı tarafta bakın. Bir tane daha eski, daha bir orijinal ev. Kapatılmaz. Babam beni yakayamaz. Babam beni yakayamaz. Merhaba sevgili dostlar. Burası ya Safranbolu'nun hemen az dışı. Yani son evin az biraz ilerisi. Bu köprü var bakın. Köprünün hemen yanında Gezi Cennet adında bir yer var. Burada su değirmeni falan var. Giriş kişi başı 2 TL. Başka şeyler de var, böyle kule gibi şeyler de var. Daha girip görmedik ama ben burayı daha önce televizyonda görmüştüm. O yüzden geldim buraya su değirmeni için. Şimdi buraya gittiğimizde göreceğiz ne olduğunu. Oo. Baksanıza buraya. Vay vay, bayrağımıza bak. Bayrağımız da açmış kocaman. Çok güzel. Maşallah'a bak. Kocaman bayrağı. Asansörle aşağı iniyorsunuz. Bakın köprüden geçiyorsunuz. Şeker kamyonu var ha. He? Şeker kamyonuna gitmedik. Boş ver şeker kamyonu ya. Tokatlı kamyonuna gittik işte. Buradan aşağı mı iniyor? Buradan asansörle iniyor galiba. Yürüyerek de gidiyor galiba. Biraz tepe asansör. Ama aşağıya baksana ya. Değişik bir alem gibi. Nereden iniyorlar abi? Buradan. Tamam as... Kafeleri de var. Yani şu an burayı İstanbul'da düşünemiyorum. Burası İstanbul'da olsaydı herhalde. Şu an burası full çektiydi. Hafta içi bile olsa. Fazla kimse yok şu an burada. Evet, şanlı bayrağımız. At arabası. Abi. 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 Aşağı bak, arkana bak. Arkana bak, arkana. Rabia. Abi. Rabia. Hadi. Su nereden geliyor? Aa, kayadan baksana, akan suya bak. Maşallah. Ne güzel akıyor ya. Allah'a bekler. Doğa güzelliğe bak ya Rabbi. Kayaların üstünden yağmur yağıyor gibi su akıyor. Şu an bak görüyorsunuz yağmur yağıyor resmen. Yukarı doğru baktığımızda kayalardan nasıl döküldüğünü görüyorsunuz. Şu an yağmur yağıyormuş gibi. Allah'ım ne dedi, severmiş bize. Fıçırla. Ne? Evet. Değirmene doğru yol alıyoruz. Wow. Orada kadın yayık da yapıyor. Baksana yayık ayranı yapıyor. Koş koş. Ülkemin ne güzel yerleri olmuş ya Rabbim. Merhaba teyze. Kolay gelsin. Burada Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Bey'i de teşrif etmişler buraya. Onu da gördük. Hayırlı işler.
Mustafa Bey, hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Hoş bulduk. Nerede? Nerede? Yerelisiz. Hadi bakalım. Hayırlı.